Hocam az önce kanserin genetik faktörlerinden de bahsettiniz. Peki kanser genetik midir? Kanser tamamen genetik bir hastalıktır. Çünkü normal bir hücre kanserleşirken genetiği bozulmaktadır. Bu ya doğuştan olan sebeplerle ya edinsel sebeplerle. Özellikle doğuştan olan sebepler senin DNA kaderine yazılmıştır. Yani anneden, babadan veya embriyo sırasında olan bir takım hatalarla o DNA'larda vücuda geçmektedir ve senin tüm kaderinde o yer almaktadır. Ancak bazı genetik anormalliklerde çevresel faktörlerle ya da yaşla birlikte olmaktadır ve bunlara da edinsel nedenler diyoruz. Yani genetik mi derken genellikle halkımızın sorduğu kalıtsal mı, yani aileden geçen bir hastalık mıdır diye soruluyor. Aslında hem doğru tarafı var hem eksik tarafı var. Kesinlikle ailesel olan tarafı var. Fakat genetiğin bir de edinsel olan tarafı var. Yani o hücre bozulurken, genetik yapı bozulurken çevresel faktörlerin de katkısı olmakta. Bu nedenle kanser tamamen genetik bir hastalıktır. Kalıtsal aileden geçen tarafı da var diyeceğiz. Edinsel tarafı da var şeklinde söyleyebiliriz. Bazı kanserler var. Onlar özellikle ciddi anlamda ailesel, kalıtsal olduğu gösterilmiş kanserler var. Bunlardan özellikle en önemlilerini sayacak olursak meme kanseri, yumurtalık kanseri, pankreas kanseri, kolon kanseri, bazı erken prostat kanserleri gibi kanserlerin hemen çoğu ailesel kanserlere giriyor. Hemen çoğu derken sık görülen ailesel kanserler arasında yer almakta. Eskiden daha nadir ailesellik belirttiğimiz bazı kanserler var. Genetik haritalama dünyada yaygın halde kullanıldıktan sonra insan genetiği ve kanser genetiği hakkında daha çok bilgiye sahip olduktan sonra ise özellikle biz biliyoruz ki artık ailesel akciğer kanserleri olduğunu biliyoruz. Ailesel mide kanserleri olduğunu biliyoruz. Pek çok daha önceden ailesel olmadığını bildiğimiz kanserlerin de aslında bir ailesel tarafı olduğunu bilmekteyiz. Ama her kanser mutlaka aileseldir demiyoruz ama belli kanser tiplerinde ailesellik oranı daha fazla diye özetleyebiliriz.